Sabah Melih Altınok Kim bu Kılıçdaroğlu aday olmasın diyen gençler, sosyal medyada, sokak röportajlarında, CHP Genel Merkezi önünde, Kemal Bey'in katıldığı etkinliklerde ortaya çıkıp, Kılıçdaroğlu aday olmasın diye slogan atan gençler bir akım başlattı. CHP Gençlik Kolları Başkanı'nın birilerinin eline pankart tutuşturup Genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar demesinden anlaşılıyor ki mesele parti çevrelerinde rahatsızlık yaratmış. Ama avukat kardeşimizin de arkasında kimin olduğunu biliyoruz diyen diğer muhaliflerin de kimi tehdit ettikleri belli değil. AK Partilileri kastediyor olamazlar değil mi? Zira bildiğiniz üzere Millet İttifakı'nın bileşenleri, yandaşların Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediği konusunda hemfikir. Geriye kim kalıyor? Tüm bu tartışmalar yaşanırken Ankara'da bir düğünde erik dalı eşliğinde oynayan Mansur Yavaş'a tempo tutan Meral Akşener mi? Yoksa Kemal Bey ile birlikte katıldığı son olarak etkinlikte atılan Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganları bizzat Canan Kaftancıoğlu tarafından bastırılan Ekrem İmamoğlu mu? Hakan Bey'in manikürü de Ahmet'ten. CNN Türk yorumcusu Hakan Bayrakçı'nın yayında tırnak kesme görüntülerine maruz kalmadığım için kendimi şanslı sayıyordum. Israrla o anların videolarını gönderip izle diyen arkadaşları da yemek yiyorum lütfen diyerek başımdan savurmuştum. Ama nereye kadar? Hadisenin yaşandığı programın moderatörü Ahmet Hakan bile konuğuna olan ilgiden hoşlanmış olacak ki uzatıyor dün de köşesini Hakan Bayrakçı ile yaptığı röportaja ayırmıştı. Ne var ki sen aslında ortadan giden bir yorumcusun. Tarafsız konuşuyorsun. Haklıya haklı, haksıza haksız diyorsun. Tepkilerin yoğunlaşmasında bu tutumunun payı olduğunu düşünüyor musun şeklindeki sorularıyla Bayrakçı'yı da uzak durması gereken sulara itekliyordu. Olayı önce Tırnaklarının arasındaki donmuş mumların verdiği acıya dayanamadığım için kestim diyerek izah eden bayrakçıyı daha acıklı bahaneler üretmeye teşvik ediyordu. Aşağıdaki cümleler canlı yayında niçin tırnak kestiği merak edilen birinin vereceği cevap mıdır sizce? Tamam olay tabii ki kötü ama niye hep aynı görüşteki insanlar demediğini bırakmamış ve neden hep farklı siyasi eğilimi olanlar hoş görmüş Teselli etmiş. Buradan anlıyorum işin içine siyasetin girdiğini. Yapmayın Hakan Bey. Her akşam çıkıp saatlerce akıl verdiğiniz seyircilerinizi bu kadar mı ciddiye alıyorsunuz? Biliyorum, siz samimi bir adamsınız. Mesele insanların ne dediğinden önce sizin ne yaptığınız değil mi? Canlı yayında uzun uzun tırnaklarını kestiniz yahu. Üstelik de sizi çeken kameramana yayını dört gözle izleyen yönetmene ve rejideki onca insana ve tabii ki Ahmet Hakan'a göstermemeyi başararak. Ne siyasetinden bahsediyorsunuz? Niye uzatıyorsunuz? Ekrandaki kişisel bakım işleminiz esnasında politika konuşuyordunuz diye insanların hiçbir şey demeden bu absürtlüğü yok saymasını mı bekliyorsunuz? Kusura bakmayın ama Ahmet'e verdiğiniz röportajda olay olan tırnaklarınızın manikürü olmuş.'' Umarım seçim atmosferinde iş ekranlarda periküre kadar varmaz. Amerikan balonu Amerikan basını günlerdir hava sahalarını ihlal eden bir Çin balonunu konuşuyor. Ülke ayakta. Amerikan Dışişleri Bakanı Çin seyahatini iptal etti. Derken balon hava kuvvetleri tarafından vatandaşların ve sokağa dökülen Hollywood ünlülerin tezahüratları eşliğinde imha edildi. Kim casusluk için balon kullanıyorsa Çin'den niye korkuyoruz diye sormuyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu tadı seviyor.